TRT Dünya gündeminden merhaba. Programda Cumhuriyet'in kuruluşunun 90. yılında hizmete açılan Marmaray projesine yakından bakacağız. Yaklaşık bir saat önce Cumhurbaşkanı, Başbakan, yetkili bakanlar ve yabancı misafirlerle birlikte resmen açılan Marmaray'ın nasıl hayata geçtiğine, finansmanının nasıl sağlandığına ve İstanbul'a nasıl bir hizmet sunabileceğine bakacağız. Marmaray'la birlikte elde edilen kazanımları ve dünya basının bu projeyi nasıl gördüğünü de aktarmaya çalışacağız. Üsküdar ve Yenikapı'dan izlenimler alacağız. Programın ikinci bölümünde ise İsrail ile Filistin arasında varılan anlaşmaya, bu anlaşmayla birlikte serbest bırakılacak Filistinli mahkumların durumuna ve tahliye süreçlerine bakacağız. Kudüs ve Washington'dan da canlı bağlantılarımız olacak. Ben Ayşe Süberker, TRT Dünya gündemi başlıyor. Şimdi Üsküdar'a gidelim. Zira Marmaray'ın açılışı Üsküdar'da yapıldı. Orada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan birer konuşma yaptı. 8 ülkeden 9 bakan da katıldı ve binlerce de İstanbullu oradaydı. TRT Türk muhabirlerinden Tuğçe Özerdem de şimdi Üsküdar'dan canlı yayınla karşımızda. Gün boyunca oradaki hareketliliği izleme şansın oldu. İzlenimlerini senden dinleyelim Tuğçe. Evet Ayşe, Aslın Projesi diye tanımlanan Marmaray 9 yıl süren inşaat sürecinin ardından bugün resmen açıldı. Açılış töreni senin de bahsettiğin gibi binlerce İstanbullunun, hatta Türkiye'nin her yerinden gelen insanla birlikte gerçekleştirildi. Tören Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Senin yine biraz önce bahsettiğin gibi yabancı devlet adamları ve misafirler de vardı. Japonya'da Devlet Başkanı ve Romanya Başbakanı da konuklar arasındaydı. Bugün burada neler yaşandı? Kısaca hemen aktarayım. Binlerce insan bugün burada bu tarihi anı tanıklık etmek için bir araya geldi. Sloganlar attı. Marmaray'ın açılışını kutladı. Törende konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından konuklar Üsküdar'dan Yenikapı'ya hareket etti ve yolculuk tam 4 dakika sürdü. Makinist koltuğunda ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül vardı. 1,5 asırlık hayal Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 90. yıl dönümünde gerçeğe dönüştü. Biz de burada yakından takip ettik. Üsküdar'dan aktaracaklarımız bu kadar Ayşe. Pekala, Tuğçe Özerdem'e teşekkür edelim. Hatırlayacaksınız, Marmaray'ın açılışı Üsküdar'dan yapıldı ama Yenikapı'da da heyecanlı bir bekleyiş vardı. Orada da TRT Türk muhabiri Begüm Kardeşler vardı ve gün boyunca halkla konuştu. Bakalım halkın Marmaray'dan beklentileri ne yönde? Asya ile Avrupa'yı denizin altından birleştirecek olan 1,5 asırlık hayal Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 90. yıl dönümünde gerçek oldu. Dünyanın en önemli projeleri arasında gösterilen Marmaray'ın açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Tarihi bir gün. İnan ki tarihe tanıklık etmek için de Beylikdüzü'nden getirdim torunumu. Çok mutluyuz. Fevkalade bir şey yapılıyor. Bu hizmet unutulamaz yani. Özellikle bu proje için geldik. Asrın projesi 150 yıl oldu. Abdülhamit Han hayal etti. Büyük lider başbakanımız gerçekleştirdi. Ben buradan hemşerisi olduğum için gurur duydum. Binali Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir projeyi gerçekleştirdim. Bütün Erzincan burada. Hayırlı olsun ülkemize. Dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray açıldı. İlk seferi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Üsküdar'dan çıkarak buraya Yenikapı'ya gelerek gerçekleştirdi. Marmaray Londra'yı Pekin'e bağlıyor. Kazlı Çeşme'ye kadar gitmek bu kadar kısa bir mesafede gerçekten olağanüstü bir şey. Normal düşündüğünüz şartlarda. Beşiktaş'tan karşıya geç, karşıdan oraya geç. Yani o kadar dolaşana kadar bunlar yapıldı. Çok güzel bir hizmet. Bu Türkiye'miz için gerçekten bir prestij projesi oldu. Hakikaten dünyaya Türkler olarak gururlanmalıyız. Yani dünya çapında bir proje. Gururlanıyoruz. Yani ulaşıma da çok büyük bir kolaylık getirecek. Ona inanıyoruz. Sizce İstanbul trafiğini kesin olarak çözer mi Marmara? Tek başına çözmese bile büyük bir boşluğu dolduracak tabii. Daha ileride ihtiyaç oldukça böyle projeler de gerekecektir. Marmara gibi
böyle bir ileri teknoloji herkes için gereklidir. İstanbul trafiği çözmese bile çok iyi bir şekilde söyleyebilirim, biraz rahatlatacak. Epeydir bekliyorduk. Sayın Başbakanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir şeyi bize yarattığı için çok zamandır bekliyorduk. Kendisine teşekkür ederim. Peki sizce İstanbul'un trafik problemine çözüm bulacak mı? Mutlaka bulacaktır. Ben kullanmayı düşünüyorum. Herkes çoğunlukta kullanır herhalde. Araçlarıyla çıkmaz, faydalı olur İstanbul için. Öyle düşünüyorum. 13,6 kilometre uzunluğunda olan Marmaray'la günde 300 bin yolcu taşınması bekleniyor. 9 yıllık aralıksız bir çalışmanın ürünü olan Marmaray tam kapasite çalışmaya başladığı zaman İstanbul'un iki yakasındaki banyo hatları da projeye dahil edilecek ve Halkalı-Gebze arasında 76 kilometrelik kesintisiz bir güzergah oluşacak. Cumhuriyet'in 90. yıl dönümünde hizmete açılan Marmaray 9 yıllık bir çalışmanın ürünü. 1400 metresi denizin altında olan Marmaray'ın bugün açılan 14 kilometrelik bölümü Avrupa kıtasındaki Kazlı Çeşme ile Anadolu yakasındaki Ayrılık Çeşme'yi birbirine bağlıyor. Günlük 300 bin yolcu taşıyacağı tahmin edilen Marmaray ile beraber Üsküdar'la Sirkeci arasındaki 3,5 kilometrelik mesafe 4 dakikada kat edilebilecek. Projede 3'ü yer altında olmak üzere toplam 5 istasyon var. Bunlar Ayrılık Çeşme, Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı ve Kazlı Çeşme. İstanbul'un iki yakasındaki banyo hatları da projeye dahil edildiğinde Halkalı ve Gebze arasında 76 kilometrelik kesintisiz bir güzergah oluşacak. Bu sayede Halkalı'dan Gebze'ye 105 dakikada gidilebilecek. Proje deprem ve yangın anlarında yaşanabilecek kazaların da önüne geçebilecek şekilde tasarlandı. Marmaray'ın zeminine yerleştirilen ve yatay yönlü hareket eden plaklar geçitteki deprem radarından uyarı geldiğinde hareket halindeki trenlerin durmasını sağlayacak. Bu mekanizma sayesinde Marmaray 7,5 şiddetindeki depreme dayanabilecek. Diğer bir önlemse olası yangınlara karşı alındı. Yolcuların geçidi yürüyerek tahliye edebilmesi için tüplere 1,5 metre genişliğinde yürüme bantları konuldu. Bu sayede tüp geçit en hızlı şekilde boşaltılabilecek. 5 milyar 500 milyon liraya mal olan projenin diğer bir özelliği ise dünyadaki en derine inşa edilen tüp geçit olması. Denizin 60 metre derinine inşa edilen batırma tüp tünellerin uzunluğu 1400 metre. Toplam uzunluğu 14 kilometre olan projede kullanılan tünellerin yüksekliği 875 santimetre iken eni ise 700 santimetre. Evet, Astım projesi Marmaray hizmete açıldı dedik. Peki süreç nasıl işledi? Proje ilk ne zaman, kim tarafından tasarlandı? Zaman zaman sekteye uğrayan projenin fizibilitesi ne zaman tamamlandı? Marmaray'ın kısa bir öyküsüne bakalım şimdi. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek bir demir yolu tüneli ile ilgili ilk fikir 1860 yılında Sultan Abdülmecit tarafından gündeme getirildi. Proje deniz dibinde inşa edilen sütunların üzerine yerleştirilen tünel olarak planlandı. Bu fikir izleyen dönem içerisinde daha ileri düzeyde değerlendirildi ve 1902 yılında bir tasarım geliştirildi. Bu tasarımda İstanbul Boğazı'nın altından geçen bir demir yolu tüneli öngörülüyordu. Ancak tasarımda deniz dibi üzerine yerleştirilen bir tünelden bahsedildi. O zamandan bu yana çok farklı fikir ve düşünceler denendi ve yeni teknolojiler tasarıma dönüştü. İstanbul Boğazı'nın altından geçen bir demir yolu toplu ulaşım bağlantısı isteği 1980'li yılların başında giderek arttı ve 1987'de ilk geniş kapsamlı fizibilite etüdü gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda bugünkü projede yer alan güzergah en iyi güzergah olarak belirlendi. 1987 yılında ana hatlarıyla belirlenen proje, ilerleyen yıllarda tartışıldı ve 1995'te daha detaylı etüt ve çalışmaların gerçekleştirilmesi istendi. Ardından 1987'deki yolcu talebi tahminleri dahil olmak üzere fizibilite etütlerinin güncellenmesine karar verildi. Marmaray için hazırlık çalışmaları 1998 yılında tamamlandı. 1999 yılında Türkiye ve Japon Uluslararası İşbirliği Bankası arasında bir finansman anlaşması imzalandı. Bu kredi anlaşması projenin İstanbul Boğazı geçiş bölümü için öngörülen finansmanın temelini oluşturdu ve Mart 2002'de proje için ihale dokümanları hazırlandı. Aynı yıl Boğaz Tüp Geçişi ve Yaklaşım Tünelleri ile 4 istasyon inşaatını kapsayan sözleşme BC1 Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi inşaatı tüneller ve istasyonlar konularında sonuca ulaşıldı. İhaleyi alan ortak girişimde Mayıs 2004'te sözleşme imzalanarak Ağustos 2004'te Türkiye'nin 150 yıllık rüyası için ilk kazma vuruldu. Müzik
Marmara için tünel delme çalışmalarını ise 2006 yılında başlandı. Başbakan Erdoğan geçen yıl 15 Ocak'ta Ayrılıkçeşme'de Marmaray'ın ilk ray kaynağını bizzat yaptı. Marmaray projesi için 13,6 kilometresi yer altında ve deniz altında olacak toplam 76,6 kilometrelik bölümün delme çalışmalarına 21 Aralık 2006 tarihinde başlandı. Projenin en önemli aşamalarından olan Ayrılıkçeşme-Üsküdar-Kazlıçeşme-Yenikapı arasında delme tünelleri kazılmaya başlandı. Marmaray'ın İstanbul Boğazı'nın altından geçişini sağlayacak 11 tünelin ilki, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle 24 Mart 2007'de denize batırıldı. Dünyanın deniz altında en derine yerleştirilen tünellerinin sonuncusuysa yine Bakan Yıldırım'ın katıldığı törenle 23 Eylül 2008'de Boğaz'ın 60 metre altındaki yerini aldı. Türkiye'nin 150 yıllık rüyasının dönüm noktası ise 15 Ocak 2012'de Ayrılıkçeşme tünel girişinde gerçekleşti. Başbakan Erdoğan geçen yıl 15 Ocak'ta Ayrılıkçeşme'de Marmaray'ın ilk ray kaynağını yaptı. Sadece Anadolu ve Avrupa yakalarını değil, bir anlamda Pekin'le Londra arasını kesintisiz demiryolu hattıyla birleştirecek Marmaray projesinde ilk test sürüşü 4 Ağustos 2013 tarihinde yapıldı. İlk test sürüşünde makinist koltuğunda Başbakan Erdoğan vardı. Erdoğan kendi kullandığı trenle İstanbul Boğazı'nın altından Asya yakasından Avrupa yakasına geçti. Evet, Marmaray'ın açılışı Üsküdar'da yapıldı dedik. Binlerce İstanbullunun akın ettiği tören alanında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yaptı. Törene 8 ülkeden 9 bakan da katılım gösterdi. Hayırlı olsun. Dünyanın en büyük ve önemli projelerinden Türkiye'nin 153 yıllık rüyası Marmaray, Cumhuriyet'in ilanının 90. yılında hizmete açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı Viktor Ponta'nın yanı sıra 8 ülkeden 9 bakan katıldı. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan tarafından konuk başbakanlar, bakan ve davetlilerin katılımıyla açılış Üsküdar İstasyonu'nda gerçekleşti. Açılışta bir konuşma yapan Erdoğan, bir cumhuriyetin neleri başarabileceğinin ispat edildiğini söyledi. İşte bu büyük projeyle hem cumhuriyetimizi yüceltiyor hem de demokratik bir cumhuriyetin istikrar içinde, güven içinde, kardeşlik ve dayanışma içinde bir cumhuriyetin neleri başarabileceğini bugün ispat ediyoruz. Sevgili İstanbullular, sevgili hemşehrilerim, bu kardeşiniz de bu şehirde doğdu, bu şehirde büyüdü, şimdi de Üsküdar'da yaşıyor. Bugün yaşadığımız bu büyük gurur hiç kuşkusuz Türkiye'nin, aziz milletimizin ve İstanbul'umuzun gururudur. Ama bugün yaşadığımız gurur aynı zamanda cumhuriyetimizin, demokrasimizin, birlik ve kardeşliğimizin gururudur. Başbakan Erdoğan konuşmasında Marmaray'ın sadece bir İstanbul projesi değil, bir insanlık projesi olduğunu vurguladı. Marmaray, tarih ile bugünü, bugün ile geleceği buluşturuyor. Marmaray, bu aziz milleti özgüveniyle, inandığı zaman neleri yapabileceğini göreceği bir imanla buluşturuyor. Marmaray, kıtaları olduğu kadar insanları, halkları, ülkeleri birbiriyle buluşturuyor. Birbiriyle kucaklaştırıyor. İşte onun için diyorum ki Marmaray sadece bir İstanbul projesi değil, aynı zamanda bir insanlık projesidir. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de konuşmasında Marmaray projesinin tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi. Marmaray projesi sadece İstanbul için değil, dünya için sayılı büyük bir projelerden birisi. Bunun da açılışını yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Her şeyden önce İstanbullulara, Türkiye'ye ve bütün insanlığa hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Gül, Marmaray'la Asya ile Avrupa'nın en uzak noktalarının da birleştirildiğini kaydetti. Zannetmeyelim ki biz sadece Asya kıtasıyla Avrupa kıtasının en yakın uçlarını birleştiriyoruz. Biz aynı zamanda Asya ile Avrupa'nın en uzak uçlarını da
bu tünel vasıtasıyla birleştiriyoruz. Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar artık kesintisiz bir tren yolu yapılmış oluyor. Japon Başbakanı Shinzo Abe'de Marmaray'ın açılışında yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in 90. yıl dönümü olan mutlu günde rüya gerçek oldu diyerek tebriklerini sundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yıl dönümünü kutluyorum. Türk halkı tarihini ve geleneklerini özenle korumak suretiyle başarıyla ilerledi. Asya'nın doğusundan gelen bizler, Asya'nın batısında yer alan sizlerin yaşadığı sorunları çok iyi biliyoruz. Ve Cumhuriyet'in 90. yıl dönümü olan mutlu günde rüya gerçek oldu. İştenlikle tebrik ediyorum. Başbakan Erdoğan bu yılın Mayıs ayında Marmaray'ın ne kadar önemli olduğunu, ne derece büyük bir hayal olduğunu anlattı. Açılış törenine katılmamı istedi. Bugün burada olmaktan onur duyuyorum. Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la katılımcılar trenle denizin altından Avrupa yakasına geçerek Yenikapı istasyonuna geçti. Marmaray'ın yapım sürecinde birçok tarihi eser de gün ışığına çıkartıldı. Osmanlı ve Bizans dönemine ait birçok tarihi eser bulundu. Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra ise yeraltı ve yerüstü istasyonlarında bu eserler sergilenecek. Asrın projesi olarak adlandırılan Marmaray, İstanbul'un tarihine de ışık tutulmasını sağladı. Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar'da yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları sayesinde Bizans dönemine ait mimari kalıntılarla Helenistik ve Roma dönemine ait bulgular tespit edildi. Yenikapı'da 58 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalarda Bizans döneminin en büyük limanı olarak bilinen Theodosius Limanı'nın büyük bölümü gün ışığına çıkarıldı. Çalışmalarda M.S. 4. ve 13. yüzyıllar arasındaki farklı dönemlere ait iç içe geçmiş mimari kalıntılar bulundu. Yenikapı'da 3 ayrı bölgede sürdürülen çalışmalarda Osmanlı dönemine de ait günlük kullanım eşyalarına rastlandı. Kazılarda arkaik dönemden Helenistik ve Roma dönemine ait buluntularla Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait mimari kalıntılar tespit edildi. Marmaray projesinin 3. arkeolojik kazı alanı ise Sirkeci oldu. Arkeolojik çalışmalarda Genç Osmanlı, Bizans ve Erken Bizans dönemine ait mimari kalıntılarda Roma ve öncesi dönemine ait küçük buluntular ve çanak çömlekler gün ışığına çıktı. Marmaray sadece yurt içinde değil yurt dışında da bir hayli ses getirdi. İşte dünya basınında Marmaray. Avrupa'yı Asya'ya bağlayacak Marmaray hattı bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla açıldı. İki kıtayı birleştiren Marmaray, dünya basınında da kendine geniş yer buldu. Alman Der Spiegel dergisi internet sayfasında Marmaray'ı sonraki durak Asya başlığıyla manşete taşıdı. Türkiye'nin bir rüyası gerçekleşti. İstanbul'un Avrupa ve Asya yakası Boğaziçi'nin altından bir tünelle birleştirildi. Bütün dünyanın ilgisini çeken dev proje, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 90. yılında resmen açıldı. Türkiye'nin böyle dev bir projeyle övünmeye hakkı var. Proje, Türkiye'nin yeni gücünün sembolü olarak gösterilecek. İngiliz Times gazetesi de Demir İpek Yolu olarak tanımladığı projede İstanbul'la Bakü arasında sefer yapacak hızlı trenlerin geçeceğini kaydetti. Projeyle İstanbul-Bakü arasında sefer yapacak hızlı trenler geçiş hattına sahip olacak. Avrupa içine bağlayan Transsibirya Demiryolu hattına da alternatif bir rota ortaya çıkacak. Boğaziçi'nde 3. Asmalı Köprü, Marmaray Denizi ve Karadeniz'i birleştirecek kanal ve dev havalimanı projeleriyle birlikte İstanbul bölgesel bir bağlantı noktası olacak. The Australian gazetesi de Marmaray'ı sonraki durak Avrupa başlığıyla sayfalarına taşıdı. Gazete haberinde Asya ile Avrupa arasındaki ilk su altı bağlantısının hizmete girdiğini kaydetti. Asya ile Avrupa arasındaki ilk su altı bağlantısı hizmete girdi. Sonraki durak Avrupa. İstanbul Boğazı altından geçecek 13 kilometrelik Marmaray raylı geçiş bağlantısı İstanbul'dan Bakü'ye kadar uzanacak bir hızlı tren ağının bağlantı noktasında yer alacak. İçinden raylı sistem geçen sualtı tünelleri dünyada pek çok kritik geçidin arasına inşa edilmekte. İşte Manş Tüneli, Seyikan Tüneli, Şiziyang Tüneli başta olmak üzere Marmaray'ın dünyadaki muadilleri. En eski tünel, Tames Tüneli. İnşaatı 1825 yılında başlayan ve 1843'te tamamlanan Tames Tüneli, Londra'yı ikiye ayıran Tames Nehri'nin tam altından geçiyor. Hizmeti açıldıktan sonra 20 yıl boyunca yayalara ve at arabalarına hizmet veren 396 metre uzunluğundaki tünel, 1863'te içinde demiryolu döşenmesiyle birlikte dünyanın en eski metrosu unvanını aldı.
en uzun tünel Manş Tüneli. Manş Tüneli, İngiltere ile Fransa'yı Manş Denizi altından birbirine bağlıyor. Davr'la Calais şehirleri arasında yer alan tünel toplamda 50 kilometre uzunluğunda ve tünelin 38 kilometresi ise su altında. Projesi 1802 yılında çizilen ve su altındaki en uzun tünel unvanına sahip olan Manş Tüneli'nin hayata geçmesi 192 yıl sürdü. En derindeki tünel Seikan Tüneli. Japonya'da Hokkaido ve Honshu adalarını birbirine bağlayan Seikan Tüneli, bugüne değin en derine inşa edilmiş su altı tüneli unvanına sahip. Deniz yüzeyinin 240 metre altında yer alan tünel, toplamda 54 kilometre uzunluğunda. Ancak sadece 23 kilometresi su altında. Yapımı 17 yıl süren ve inşaatı sırasında 30'dan fazla insanın hayatını kaybettiği tünel, 1988'de hizmete girdi. Ulaşımın en hızlı olduğu tünel Shijinyang Tüneli. Çin'in Guangzhou ile Shenzhen nehirlerini Hong Kong'a bağlayan Shijinyang Tüneli, İnci Nehri'nin altından geçiyor. Toplam uzunluğu 10,8 kilometre ve yapımı 2011'de tamamlandı. Bu tüneli önemli kılan detay ise içinden geçen trenin saatte maksimum 350 kilometreye ulaşması. Çin'in en uzun treni olan Shijinyang ayrıca deniz seviyesinin 60 metre altına inşa edildi. Yapılan anlaşmalar çerçevesinde bu gece İsrail hapishanelerindeki 26 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Serbest bırakılacak mahkumların sorguları ise İsrail tarafından hala devam ediyor. İsrail-Filistin arasında barış müzakerelerinin başlatılması için alınan Oslo öncesi Filistin mahkumlarının tahliyesi için öngörülen 4 aşamadan ikincisinin bu gece yarısından sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Oslo öncesine dayanan toplam 104 mahkumdan ikinci turda serbest bırakılacak 26 Filistinli mahkumun isimleri pazar gecesi açıklanmıştı. Dün itibariyle mahkumlar Filistin topraklarında bulunan Ofer hapishanesine getirildi. Mahkumlar serbest bırakılmadan önce son bir sağlık kontrolünden ve sorgudan geçiriliyorlar. Ayrıca kanunlar gereği serbest bırakılacak mahkumların isimleri açıklandıktan sonra kurban ailelerinin söz konusu tahliyeye olası temyiz talebine zaman tanımak için en az 48 saat beklemesi gerekiyor. İsimler açıklandığından bu yana tahliyeye karşı olan İsraillilerin protestoları da devam ediyor. Pazartesi akşamı Ofer Hapishanesi önünde toplanan 3000 kişilik kalabalık mahkumların tahliyesine karşı bu zamana kadarki en büyük protesto gösterilerinden birini gerçekleştirdi. Gösteride yer alan radikal liderlerden İmar ve İskan Bakanı Uri Arel yaptığı açıklamada Batı Şeria'ya da Ürdün Vadisi'ne de döneceğiz dedi. Kimse Yahudi ulusunu kendi topraklarından uzaklaştıramaz diyen Arel, Kudüs'te, Şilo'da ve ülkenin her yerinde inşaatlara devam edecekleri tehditinde bulundu. Hatırlayacaksınız, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasına Ağustos ayında başlanmıştı. Filistin tarafında aileler sabaha kadar uykusuz bir şekilde serbest bırakılan yakınlarını bekledi. İsrail'in serbest bırakılmasını onayladığı 104 Oslo öncesi mahkumdan 26'sı Ağustos ayının ortasında gerçekleşen ilk tahliye turunda serbest bırakıldı. İsrail'in Ayalon ve Ramle gibi pek çok hapishanesinde toplanan isimler en son tabii kontrolleri yapılıp Kızılaç örgütünden yetkililerle görüştükten sonra tahliye için hazırlandı. Mahkumların hapishanelerden ayrıldığı ilk anlar dahi olaylı geçti. İsrail hapishanelerinin önünde protesto gösterisi yapan, yakınlarını kaybetmiş olan İsrailliler araçların çıkışına engel olmak istedi. İsrail'in araçları Batı Şeria'nın geçiş noktasında olan Ofer hapishanesine geldiğinde mahkumlar Filistin yönetiminin araçlarına aktarıldı ve Batı Şeria'ya geçiş yapıldı. Ancak söz konusu tahliye gece yarısına kadar gerçekleşmedi. Filistinli yetkililer, İsrail'in kasıtlı olarak mahkumları geç saatte serbest bırakarak Şarit mahkum takasında olduğu gibi bir zafer gösterisine engel olmaya çalışmakla suçladı. Gecenin kör karanlığında gerçekleşen tahliye sırasında basına yansıyan görüntüler kadar yapılan kutlamalar da sınırlıydı. Ancak yine de kendini pek çok bölgede gösterdi. Filistin tarafında aileler sabaha kadar uykusuz bir şekilde serbest bırakılan yakınlarını bekledi ve mahkumlar ulaştığında bayram havası yaşandı, havai fişekler atıldı. İlk durak Mukata Başkanlık Sarayı'ydı. Devlet Başkanı Mahmut Abbas mahkumları selamladı ve kısa bir açıklama yaptı. Sizler daha başlangıçtınız, gerisi de gelecek dedi ve tüm mahkumlar serbest kalana dek dinlenmeyeceğini belirtti. Filistin tarafı şimdilik Oslo Anlaşması öncesine dayanan 104 mahkumun serbest bırakılmasını onaylatmış olsa da İsrail hapishanelerinde Oslo sonrası tutuklanmış olan tüm Filistinli mahkumların sayıları 4500'e ulaşıyor.
Peki İsrail hükümeti 26 mahkumun serbest bırakılması kararına nasıl vardı? İsrail iç siyasetinde salıverilme nasıl tartışmalara yol açtı? Şimdi hem siyasi hem de adli sürece bir bakalım. Müzakerelerin yeniden başlatılması aşamasında yerleşim yerleri veya sınırlar konusunda taviz vermeyen İsrail yönetimi yalnızca Oslo öncesi mahkumların serbest bırakılması konusunda uzlaşmaya vardı. Netanyahu mahkumların tahliye edilmesi kararını kabine toplantısında 7 redde karşı 13 olumlu oyla kabul ettirmişti. İsrail tarafı bu kararı barış müzakerelerini başlatmadan önce yapılan bir iyi niyet göstergesi olarak nitelendirirken Filistin tarafı kabul ettirebildiği tek talep olan mahkum tahliyesini gerçekleştirmeden müzakerelere oturmayacağını açıkça belirtti. Tahliye kararının onaylanmasından sonra İsrail güvenlik birimi Shin Bet ilk aşamada serbest bırakılacak olan 26 isim üzerinde çalışmalarına başladı. İsimler pazar günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandıktan sonra İsrail Hapishane İdaresi'nin internet sitesinde yayınlandı. Söz konusu mahkumların serbest kalmasından önce İsrail Yüksek Mahkemesi'ne olası itirazların iletilmesi için 48 saatlik bir süre tanınıyordu. Özellikle Filistinlilerin saldırılarında hayatını kaybeden İsraillerin yakınlarından oluşan bir grup, günler süren protesto gösterilerinin ardından İsrail Yüksek Mahkemesi'ne de tahliye kararının temyizi için başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme bu başvuruları reddederek tahliye kararının önünü açmış oldu. Bu tahliyeleri en çok eleştiren liderlerden olan koalisyon ortağı Naftali Bennett, daha önce yerleşim yerlerinde de ödün verildiğini ama müzakerelerden hiçbir sonuç alınamadığını, bu son kararında terörü artırmaktan başka hiçbir işe yaramayacağını belirtti. İsrail'in iç güvenliğinden sorumlu Shin Bet'in direktörü Yoran Cohen ise mahkum tahliyesinin kamu güvenliğine zarar verebileceğini ama öte yandan müzakereleri başlatmanın Batı Şeria'daki istikrar açısından olumlu bir etki yapabileceğini kaydetti. İsrail hapishanelerinde Yahudi ve Araplardan oluşan 23 binden fazla mahkum bulunuyor ve bu mahkumlardan yalnızca %63'ü hüküm giymiş durumda. 5 bine yakın siyasi mahkumdan müebbet hapis alan 552 mahkumun cezaları ise toplamda 2000 yılı aşıyor. Şimdi İsrail hapishanelerindeki genel duruma bir bakalım. İsrail hapishanelerinden sorumlu birim olan İsrail Hapishane Hizmetleri, tıpkı polis ve itfaiye gibi Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı. 675 milyon dolar bütçeli İsrail Hapishane Hizmetleri'nin 8600 İsrail'i çalışanı bulunuyor. İsrail Hapishane Hizmetleri'nin rakamlarına göre şu an itibariyle İsrail hapishanelerinde Yahudi ve Arap toplam 23.300 mahkum ve tutuklu bulunuyor. Bunların 4998'i güvenlik gerekçeleriyle İsrail'in tutukladığı Filistinli siyasi mahkumlar. Siyasi mahkumların sayısı intifada döneminden bu yana azalıyor. 2007 yılında 9850 olan mahkum sayısı 2009'da 5915'e, 2011'de 5278'e indi. Şu an bu rakam 4998 olarak belirtilse de bu mahkumların bir bölümü halen hükümsüz olarak tutuluyor. İsrail hapishanelerinde yatan 23.300 mahkumdan yalnızca %64'ü hüküm giydi. %33'ü halen duruşma bekliyor. %3'lük bir kesimse idari tutuklu olarak adlandırılıyor ve ulusal güvenlik gerekçesiyle tutukluluk sebeplerine ilişkin ailelerine ve avukatlarına hiçbir bilgi verilmiyor. İsrail'in güvenlik mahkumları olarak adlandırdığı 4998 siyasi mahkumun %58'i El Fethi, %24'ü İslami Cihat, %11'i Halk Cephesi, %6'sı Hamas, %1'i Demokrat Cephe üyesi. 4998 siyasi mahkumun 522'si ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu mahkumlar toplam 2415 yıl hüküm giydi. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda başlatılan müzakerelerdeki son duruma bir göz atalım. Yaklaşık 6 ay önce yeniden başlayan müzakerelerde taraflar henüz somut bir adım atamadı. Bu durumdan rahatsız olan Amerikan Başkanı Barack Obama, Netanyahu'ya eğer görüşmeler hız kazandırılmazsa hedeflenen 9 aylık süreç başarıyla tamamlanamaz uyarısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Pazartesi günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede İran'ın yanı sıra Filistin'le barış sürecine de geniş yer ayrıldı. Müzakerelerin hızlandırılması gerektiğini belirten Obama, aralarında sınırlar, güvenlik aranjmanları, Filistinli mülteciler ve Kudüs konularının da olduğu ana nihai statü maddelerinin de ciddi bir şekilde tartışmaya açılması gerektiğini belirtti.
Ancak İsrail ve Filistin liderlerinin yaptığı ön açıklamalar doğrultusunda barış müzakerelerinde kat edilen yola ilişkin şüpheler sürüyor. Filistinli kaynaklar, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Amerikan Başkanı Obama ile yaptığı görüşmede barış müzakerelerinde halen somut bir ilerleme kaydedilememiş olmasından duyduğu hüsranı dile getirdiğini aktardı. Zira Abbas, Amerikan tarafının daha kapsamlı bir arabuluculuk rolü oynamasını istemişti. Müzakerelerin ilk etabında taraflar nihai statü konuları arasında sınırlar ve İsrail'in güvenlik taleplerine odaklanmayı seçmiş olsa da bu ilk iki konuda da henüz hiçbir anlaşmaya varılamadı. Filistin, İsrail tarafının yalnızca genel bir pozisyon ortaya koyduğunu, ancak müzakerelerin uluslararası kamuoyunun da kabul gördüğü şekilde 1967 sınırlarını ve toprak takas ilkesini baz alarak yürütülmesini kabul etmediğini açıkladı. Üst düzey Amerikalı yetkililerden alınan bilgilere göre Obama, Netanyahu'ya müzakerelerin başlamasından bu yana 6 ay geçtiğini, ancak halen gerekli ilerleme kaydedilemezse bu gidişte müzakereler için ayrılan 9 aylık sürenin de yetmeyeceğini ifade etti. Nitekim Netanyahu'nun en son kabine toplantısında yaptığı açıklamalarda müzakereleri yokuşa sürecek nitelikte. Biz Filistinlilerle bir barış anlaşmasına ulaşmak istiyoruz diyen Netanyahu, en başta ulusal güvenlik konusu olmak üzere İsrail devletinin öncelikli menfaatlerinde ısrarlı kalacaklarını ifade etti. Netanyahu'ya göre sürdürülen müzakerelerin sonunda Kudüs'ün tamamı İsrail'in elinde kalmalı, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı iptal edilmeli ve Filistinlilerin İsrail devleti içerisinde tüm ulusal talepleri ve iddia edilen tüm haklarından feragat edilmeli. Netanyahu'nun Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry ile Roma'da yaptığı son görüşmede dile getirdiği bu taleplerse Filistin yönetimi tarafından kesinlikle kabul görmüyor. İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı politikalar ülkede büyük bir ekonomik kriz yaşanmasına da neden oluyor. Bu krizin olası etkilerini değerlendiren Filistin hükümet sözcüsü İhab Bisseso, İsrail'le müzakerelere uygulanan ambargolara rağmen başladıklarını söyledi. Filistin yönetimi ekonomik bir kriz yaşıyor. Başbakan geçtiğimiz yıl 550 milyon dolarlık bir yardım talebinde bulundu. Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti kurulana dek gereken ekonomik ve siyasal desteği elde edebilmek için uluslararası toplumla işbirliği içinde olacağız. Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry'nin ekonomik planı sayesinde Katar yardımı bölgeye geldi. Ancak bu ekonomik teşvikler uygun siyasi iklimde gerçekleşmeli. Ekonomik gelişmemiz önündeki en büyük engel İsrail'in işgal politikası. Ekonomimiz zorlu bir dönemden geçiyor. Hükümetin önümüzdeki ayın maaşlarını ödeyememe tehlikesi var. Filistin'e sağlanan ekonomik ve siyasi destekleri memnuniyetle karşılıyoruz ancak ekonomik alandaki gelişmeler tek başına ülkenin istikrarını sağlayamaz. Sunday Times'ın iddialarının aksine Dünya Bankası'nın yayınladığı bir rapor, Batı Şeria'da yaşanan ekonomik krizin sebebinin İsrail'in işgali olduğunu gösteriyor. Bizler bu iddialarının araştırılması için çağrıda bulunuyoruz. İnsanlar gerçeğin ne olduğunu bilmeli. Tutukluların salınmasının yeni bir anlaşma doğrultusunda olduğunu dair raporlar yayımlandı. Bu iddialar tamamıyla yanlış ve kabul edilemez. Tutukluların serbest bırakılması sürecinde hiçbir siyasi taviz verilmedi. Bizlerin isteği Filistin'in, Kudüs'ün batısı da dahil, 1967 sınırları içinde tam bağımsız bir ülke olmasıdır. Geçici sınırları kabul etmiyoruz. Bu yalnızca bizim tutumumuz değil, uluslararası hukukun da bu tutumu bu yönde. Yerleşim alanlarının genişletilmesine rağmen müzakerelere başlamamız, dünyaya bizlerin barışçıl bir çözüm istediğinin bir göstergesi oldu. Sina ve Gazze'de yaptıkları gibi buraları da boşaltmaları gerekir. Bizler Birleşmiş Milletler'in bir üyesi değiliz. Müzakere süreci anlaştığımız gibi 9 ay sürecek. Bu sürede görüşmeler tamamlanmazsa diğer diplomatik seçenekleri değerlendireceğiz. Katar ve Memleket Arabiye Suudi. Evet, Kudüs'ten Edis Tiyanşan, Washington'dan da Emel Bayrak'la konuşacağız. Edis, senle başlayalım önce. 26 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Aslında bu Oslo öncesi süreçle ilgili 104 mahkumun da serbest bırakılmasına onay verildi İsrail tarafından. Ama diğer taraftan baktığımızda da müebbet hapis yiyen birçok siyasi Filistinli hükümlü de var diyelim ya da mahkum var diyelim. Çünkü onların da sayıları değişiyor. Ne dersin, bu salı verilme müzakerelere dair bir umut yaşayabilir? Çermesine sebebiyet verdi mi, yoksa bu tamamen farklı değerlendirilmesi gereken bir konu mu?
İkinci söylediğin daha doğru olur Ayşe. Bunu kesinlikle bir umut ışığı olarak görmemek lazım. Tam tersine aslında bunun bile müzakereleri başlatmak için yeterli bir sebep olmadığını düşünen Filistinliler aslında çoğunlukta. Yalnızca muhalefet kanadından değil, aynı zamanda Mahmut Abbas Filistinli devlet başkanının kendi partisi El Fetih'in içinde de pek çok kişi aslında bu şekilde düşünüyor. Abbas'ın belki de Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'den aldığı bazı kişisel sözlere, garantilere dayanarak bu girişimlere, yani müzakereleri başlattığını düşünüyor. Ancak kesinlikle Oslo öncesi mahkumların serbest bırakılmasının yeterli olduğunu düşünmüyor. Bunun belki de en önemli sebebi aslında Oslo öncesi mahkumların aslında serbest bırakılması. Oslo anlaşmasıyla birlikte uzlaşmaya varılmıştı, hatırlayacaksınız. 93 yılında imzalanan anlaşmanın içeriğindeydi aslında anlaşma öncesine dayanan mahkumların serbest bırakılması. Ancak İsrail 93 yılından bu yana zaten bu yükümlülüğünü hiçbir zaman uygulamamıştı. Ancak şimdi müzakerelerin öncesinde bu eski yükümlülüğün tekrar gündeme getirmesiyle İsrail ancak bunu kabul etti. Ancak Filistin yönetiminin diğer öncelikleri arasında olan ve hatta müzakereler başlayana kadar Filistin yönetiminin sürekli ön plana çıkardığı, ön koşul olarak nitelendirdiği, hatırlayacaksınız, 1967 sınırları ve yerleşim yerleri konusunda hiçbir ödün vermedi İsrail'i hala. Tam tersine Başbakan Netanyahu'dan yapılan açıklamalara baktığımız zaman 1967 sınırlarının her ne kadar 2009 yılında yaptığı meşhur Barilan konuşmasında iki devletli bir çözümü ve 67 sınırlarını telaffuz etse de günümüzde baktığımız zaman daha sağ kanada kaymış gibi görünüyor ve konuşmalarında 67 sınırını savunulamaz olarak, askeri bir açıdan savunulamaz olarak nitelendiriyor. Yerleşim yerlerine baktığımız zaman da yerleşim lobisinden yoğun bir destek aldığını görüyoruz Netanyahu'nun. Onları belki de tatmin etmek için son yıllarda yerleşim yerlerindeki inşaatların giderek daha da arttığını söyleyebiliriz. Son bir yıl içerisinde bunu %70'lik bir artışla da zaten geçtiğimiz haftalarda İsrail'in bazı kuruluşları ortaya çıkarmıştı. Yerleşim yerleri konusunda özellikle de Kudüs'ün durumu önemli ve hassas. Batı Şeria'da tabii ki özellikle de çok izole edilmiş bölgelerde sınırdan çok uzakta yer alan yerleşim yerlerini olası bir anlaşmada belki de tutması beklenmiyor İsrail'in. Ancak İsrail'in kesinlikle tutacağını iddia ettiği bölgeler arasında 1967 sınırlarına yakın özellikle de Kudüs'ün çevresinde bazı bölgeler bulunuyor. Doğu Kudüs'teki yerleşim yerlerini ise yerleşim yeri olarak dahi görmüyor İsrail. Bunları Kudüs'ün mahalleleri olarak görüyor ve Kudüs'ün bütünlüğüne yeniden dikkat çekti. Geçtiğimiz pazar günü yapılan kabine toplantısında Netanyahu Kudüs'ün Yahudilerin ilelebet başkenti olarak kalacağını belirtti. Bunun yanı sıra Filistinlilerden talepleri arasında da Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının iptal edilmesi ve aynı zamanda da İsrail toprakları içerisinde bulunan ulusal haklardan feragat edilmesini istendi. Bu üç koşulda, yani Kudüs yerleşimleri, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı ve İsrail içerisindeki haklarda Filistin yönetimi açısından bu kadar kolay bir şekilde vazgeçilecek şartları olmadığını çok iyi biliyoruz Ayşe. Peki Ediz'e tekrar geri döneceğiz. Washington'dan Emel Bayrak, herhalde sen de Ediz'i dinleme şansın oldu. Bugünkü mahkumların serbest bırakılmasının bu müzakerelerle pek bir alakası olmadığını biliyorduk zaten. Diğer taraftan Obama taraflara 9 aylık bir süreç vermişti ve bunun 6 ayı da heba edilmiş gibi gözüküyor. Kerry o kadar gitti geldi, gitti geldi. Fakat bugün itibariyle baktığımızda özellikle Filistinlilerin istedikleri ön koşullar İsrail tarafından kesinlikle karşılanmıyor. Abbas da diyor ki Obama daha fazla, daha efektif bir arabuluculuk rolü üstlensin. Amerika nasıl bakıyor? Gerçi biraz elini eteğini çekmeye başladı Orta Doğu'dan ama neler söylersin? Ayşe, aslında Washington yönetimi başından itibaren bu nihai statü müzakerelerinde diyaloğun kopmamasına odaklı çalışmakta. Yani bütün odak noktası tarafların diyalog içinde müzakereleri sürdürmesi. Sonuç alıp almayacağı konusunda henüz bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü şu zor şartlarda bile, yani özellikle Orta Doğu'da, Suriye krizi, Mısır'daki durum göz önünde bulundurulacak olduğunda, bu şartlarda bile kilitlenmiş müzakereler, kilitlenmiş konuların masaya yatırılıyor olması bile bir başarı sayılmakta Washington yönetimi tarafından. Hatta konuşmaya çalıştığım birkaç Amerikalı diplomat kesinlikle bunun altını özellikle çiziyor. Sürece bakmaya devam edelim diyor. Yani bardağın dolu tarafını
olduklarına bakmaya çalışıyorlar. Bu serbest bırakılan Filistinli mahkumların İsrail'in aslında bu süreçte müzakerelerde iyi niyetini gösterme olarak yorumlanıyor. Şimdi özellikle müzakerelere baktığımızda az önce de söylediğim gibi diyaloğun kesilmemesi odak noktası. Bu konuda Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry'nin açıklamaları var Londra'da. Temmuz ayından itibaren tarafların 13 kez şimdiye kadar bir araya geldiğini söylüyor. Ve şimdiki süreçte bunun daha da yoğunlaştırılacağını belirtiyor. Özellikle hatta Londra'da tarafların 4 gün içinde 3 kez bir araya geldiğinden bahsediyor. Yine kendisi zaten Abbas'la görüştü. Bu dün Martin Indyk yani Orta Doğu Barış Elçisi dün İsrail'deydi. Bugün Orta Doğu Dörtlüsü'nün İsrail'de olduğunu biliyoruz. Yine Başkan Obama'nın sürece verdiği destek halen devam ediyor. Bildiğimiz gibi dün Başbakan Netanyahu'yla görüştü. Şimdi bütün gayret Washington tarafından bu süreçte tarafların aman işte sorunlu konularda birbirlerine küsüp daralıp masadan kalkmaması yönünde. Şimdi o nedenle sorunlu konular neler diye baktığımızda hiç kuşkusuz Ediz de bahsetti. 1967 sınırlarına çekilip çekilmeyeceği, Kudüs'ün durumu, Filistinli mültecilerin durumu, hatta en önemli konu olan yasa dışı yerleşim yerlerinin konusu. İşte burada şu andaki süreçte bu zorlu konular masaya yatırılıyor. Washington yönetimi yetkilileri bu süreç dair yani müzakerelerde ne kadar ilerleme kaydedildiğine dair henüz bilgi vermiş değil. Fakat işte bu konuların masaya yatırıldığını ve sabırların az olduğu, şüphelerin çok olduğu bir döneme girildiğinin farkında olduklarını söyleyerek kesinlikle tarafların gizlilik içinde bu süreci götürmesine çalışıyorlar. Fakat asıl konu az önce de söylediğimiz gibi yani Ediz'in de benim de altını çizdiğim bu özellikle tartışmalı konular arasında yer alan İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri konusunda nasıl bir yol çizileceği. Çünkü müzakereler sürse de yerleşim yerleri halen devam ediyor. Evet. Bu konuda gerçekten bir sonuç alınacak mı? Çok doğrusu şüpheli. Tam da senin sözü bıraktığın yerden madem öyle devam edelim. Ömer Bayrağı teşekkür ediyoruz Washington'dan aktardı. Evet müzakereler sürüyor ancak Barış Şimdi adlı örgütün son raporu İsrail'in yerleşim inşaatlarına devam ettiğini ortaya koyuyor. Raporda yapımı halen süren konutların sayısının 2840 olduğu belirtiliyor. İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerine karşı çıkan öncül sivil toplum kuruluşlarından Barış Şimdi örgütü, genişletilen ve yeni inşa edilen yerleşim yerleri hakkında güncel bir rapor yayınladı. Örgütün uydudan çekilmiş resimlere ve belirlenen yeni konut birimi sayısına dayanarak geçtiğimiz hafta açıkladığı rapor, İsrail'in yalnızca 2013'ün ilk yarısında toplam 1708 yeni konutun inşasına başladığını öne sürüyor. Rapora göre yeni yerleşim inşaatlarının bir kısmı olası bir toprak takası anlaşmasıyla İsrail'e devredilebileceği düşünülen 1967 sınırına yakın bloklarda yer alsa da %61 kadarı Batı Şeria'nın daha içerisinde soyutlanmış olan yerleşim yerlerinde yer alıyor. İnşaatına yeni başlanan 1708 konutun yanı sıra sinagog, okul ve anaokulu gibi kamu binalarından oluşan 180 yapının da inşasına yeni başlandığı belirtiliyor. Yeni başlanan inşaatların sayısı geçen seneyle karşılaştırıldığında %70 oranında bir artış gözlemleniyor. Diğer yandan yapımına daha önce başlanan yerleşim konutları göz önüne alındığında 2013'ün ilk yarısında tamamlanan konut sayısı 1794 ve yapımı halen süren konutların sayısı ise 2840 olarak belirtiliyor. Barış görüşmelerinin başlatılmasına yalnızca bir gün kala Doğu Kudüs'te 942 yeni yerleşim biriminin onaylanması Filistin tarafının sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Ancak İsrail Başbakanı Sözcüsü Mark Regev yaptığı açıklamada yeni inşaatların herhangi olası bir barış anlaşmasında İsrail'e kalacak olan topraklarda yapıldığını iddia ederek yeni yerleşim onayının hiçbir şeyi değiştirmediğini ifade etmişti. Ancak Barış Şimdi örgütünün yeni raporu İsrail'in hızlandırdığı yerleşim inşaatlarının tek taraflı olarak hak iddia ettiği Doğu Kudüs'ün ötesinde Batı Şeria'nın işlerindeki yerleşimlerde de gerçekleştirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a Avrupa'ya düzenlediği ziyaretle yerleşim yerlerine yönelik İsrail'e baskı oluşturmak için diplomatik destek toplamaya çalışıyor ve gerekirse konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de taşınabileceğinin sinyallerini veriyor. Tel Aviv yönetimi başta Filistin'e uyguladığı baskılar, Gazze ablukası ve yerleşim politikaları olmak üzere şiddet uygulamalarına da devam ediyor. Üstelik uluslararası arenadan gelen tüm uyarılara rağmen.
İsrail'in bölgesinde ve işgali altındaki Filistin topraklarında onlarca yıldır devam eden şiddet politikalarının önüne geçilemiyor. İsrail'in insan hakları örgütü Betselem'in istatistiklerine göre şiddet vakaları her geçen yıl daha da artış gösteriyor. İsrail güvenlik güçleri tarafından yapılan aralıklı saldırılarda en çok can kaybı Gazze'de yaşanıyor. Betselem'in insan hakları örgütünün bir araya getirdiği rakamlara göre 2008 ve 2012 yıllarında yaşanan savaşlarda hayatını kaybeden yüzlerce Gazze'linin yanı sıra rutin saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da her yıl toplamda 100'ü geçiyor. İsrail ordusunun fiilen mevcut olduğu Batı Şeria'da ise güvenlik birimleriyle Filistinliler arasında pek çok kez yakın mesafede çatışmalar yaşanıyor. İsrail askerleri Batı Şeria'nın pek çok kent ve köyüne gün aşırı gece baskınları düzenleyerek İsrail'in güvenliğini tehdit ettiği öne sürülen herkesi tutuklamaya devam ediyor. İsrail'de güvenlik gerekçesiyle pek çoğu yargılanmadan hapiste tutulan hali hazırda 4500'ün üzerinde mahkum bulunuyor. Bu mahkumlar üzerinde uygulanan çok çeşitli fiziksel ve psikolojik işkence yöntemleri de insan hakları kuruluşları ve mahkumlar dernekleri tarafından kınanmaya devam ediyor. Ancak İsrail'de uygulanan şiddet yalnızca İsrail ordusu veya polisiyle sınırlı değil. Yerleşim politikalarıyla İsrail'in Batı Şeria geneline ve Doğu Kudüs'ün Arap mahallelerine yerleştirdiği Yahudi İsraililerin sayısı 500 bini aştı. Betselem'in istatistiklerine göre yerleşimcilerin bölgede yaşayan Filistinli vatandaşlarına ve mülklerine olan saldırıları son senelerde giderek arttı. Bölgede nefsi müdafaa gerekçesiyle silahlanmalarına izin verilen yerleşimciler ise yerel Filistin halkına terör saçmaya devam ediyor. İlk başlarda çok küçük bir azınlık olarak nitelendirilen radikal yerleşimciler bölgede artık binlerle ifade ediliyor. Evet, son kez Kudüs'e bir daha gidelim. Edis Tiyanşan'la konuşalım. Bu Barış Şimdi örgütünün raporları oldukça çarpıcı aslında. Diyoruz ki biz aslında Washington'ın bakışından baktığımız zaman Filistinlilere diyor ki bardağın dolu tarafından bak. En azından masadasınız, müzakereler öyle ya da böyle devam ediyor diyor. Ama Filistin tarafından baktığımız zaman sen neler söyleyebilirsin? Özellikle 67 sınırları ve tabii ki mültecilerin geri dönüşü de var bunların içinde. Nasıl bir hava var Filistin yönetiminde? Az önceki yayında da aktarmıştık aslında Ayşe, Filistin tarafı verebileceği bütün tavizleri bu zamana kadar verdi ve vermeye de devam ediyor. Artık dolayısıyla bu yüzden Filistin yönetimi de artık siyasi kredibilitesini kaybetmeye başladı. Çünkü o kadar ki sahada, yani burada Batı Şeria'da yaşayan Filistinli halkın artık haysiyetiyle uygulanıyor. Onların evlerinin, topraklarının çalınmasının ötesinde, evet, liderler belki müzakere masasında oturup bir şekilde Kudüs'ün mültecilerin, sınırların geleceğini tartışıyor olabilir. Ancak Filistinliler sürekli şu soruyu soruyor. Peki ya bugün? Peki ya şu anda neler oluyor? Şu anda olanlar gerçekten de işgal altındaki topraklarda insani suçların gün be gün devam etmesi. Az önceki haberde de dinledik. Yerleşimcilerin silahlandırılmasına izin verilmesinden bahsediyoruz. Sözde nefsi müdafaa gerekçesi. Ancak bunun kesinlikle müdafaa ile hiçbir alakası yok. Gün aşırı neredeyse yerel basına sızan haber baktığımızda özellikle de radikal sağcı kesimden yerleşimciler olduğunu hatırlatacak olursak bunlar gerçekten son derecede Arap halktan, Filistinlerden nefret eden bir kesim ve bu halkın Filistinlerin köylerinin hemen yanı başına, hatta köylerinin içerisine kadar yerleştirilmiş olması ateşle barutun bir araya getirilmesi anlamına geliyor ki belki bundan 5-10 yıl öncesine kadar yerleşimci saldırıları çok az gündeme geliyordu. Az önce de belirttik, bugün artık bu saldırılara imza atan kesim yalnızca birkaç genç grubu aşmış durumda. Artık evli çocuklu insanlar hafta sonlarını yakınlardaki Arap köyüne gidip saldırıda bulunmakla geçiyor ki bu saldırıları tabii ki evlerin yakılması, arabaların taşlanması, lastiklerinin patlatılması, camilere hakaret içerikli sözlerin, grafitilerin yazılması kadar çok çeşitli suçları aşıyor. Artık öyle bir dereceye ulaşmış durumda ki İsrail ordusu dalga geçiyorlar. İsrail ordusu artık yerleşimcileri korumayı bıraktı. Bölgede Arapları korumaya başladı şeklinde şakalar bile yapıyor. Ancak ordunun işlediği suçları da tabii ki azımsamamak, unutmamak lazım. Müzakerelerin başlamasına rağmen Filistin Batı Şeria bölgesine pek çok köye, mülteci kamplarına halen daha baskınlar yapılmaya devam ediyor. Neredeyse birer hafta aralıklı olarak bu baskınlarda yaralanan ya da hayatını kaybeden Filistinlerin haberlerini de almaya devam ediyoruz Ayşe. Evet, görünen o ki ne kısa ne de orta vadede İsrail-Filistin barış müzakerelerinde bir sonuç alınacak gibi gözüküyor. Programın sonuna geldik. Kapatmadan tekrar Cumhuriyetimizin
90. yılını bir kez daha kutlayalım ve nice 90 yıllara diyelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.